Sorun elbette ki bölgede yaşayan insanların sorunu değil. Fakat bu biraz ülkedeki siyasi durumla, siyasetin mücadele alanı olarak oluşturduğu başlıklarla da ilgili bir şey. Ekoloji Türkiye'de yakın zamana kadar bir şeyler yapıp edeyim ama başıma da bir şey gelmesin diyenlerin daha çok kendini gösterdiği bir alandı. Hatta ekoloji olarak bile konuşulmuyordu. İşte çevreciler, çevrecilik gibi ifade edilen bir durumdu. Ama sonrasında bunun böyle olmadığı ve doğrudan yaşamın içinden bir kaynakla ilgili bir sorun olduğu daha görünür hale geldi. Bu elbette ki mücadele sayesinde oldu ve bu mücadelenin Türkiye'deki en temel dinamiklerinden birini yaratan Kürt halkıdır. Kürt halkının mücadelesidir. Çünkü çok uzun zamandır ekoloji bir mücadele başlığı olarak Kürt halkının siyasal hattında zaten yer almıştır. Türkiye geneline şu an yayıldı mı? Evet. Tabii ki bu batıda da saldırıların olmasıyla aslında oldu. Yani hani burada varken çok fark edilmiyordu ama kendileri de kendimiz de saldırıyı gördüğümüz yerde evet böyle şeyler oluyormuş dedik. Burada son dönemde algıda ekoloji mücadelesinin verilmesi gereken bir mücadele olması gerektiği noktasındaki düşünsel gelişim değerli örnekleri de yarattı birçok eksikliğine rağmen. Bu eksikliklerin hepsi bizlerin eksikliği. Ama Akbelen ve Cudi'nin aynı anda bütün Türkiye satında bir saldırı, bir sorun olarak telaffuz edilmesi çok değerliydi. Büyütmemiz ve geliştirmemiz gereken yerler tam da buralar diye düşünüyorum. Bu şekilde bakmamız gerekiyor zaten mücadeleye. Öbür türlü az önce söylediğimiz özel savaş politikaları, tecrit gibi birçok siyasal nedenden kaynaklı zaten buradaki mücadele yalnız kalmaya da mahkum edilmeye çalışılıyor. Biz bu mahkumiyeti, biz bu mecburiyeti de sorunların her yerde aynı kaynaktan beslendiğini, temelinde kapitalizmin olduğunu ve kapitalist üretim ilişkilerinin, kapitalist siyasal ilişkilerin sonucu olarak bunların yaşandığını merkeze koyarak buradaki yalnız bırakılma, buradaki tecridi kırma noktasında da birlikte bir mücadele hattını geliştirmek zorundayız.